Ey mahlukatı yoktan var eden, hata ve kusurlarımıza bakmaksızın, biz kullarına mağfiret kapısını açan, zayıfların yardımcısı, günahların bağışlayıcısı, alemlerin tek sahibi olan Yüce Allah, bizleri en güzel biçimde yarattın. Sayısız nimetlerinin içerisinde bulunuyoruz. Bu nimetlerin en büyüğü, bize ihsan ettiğin İslam, iman ve Kur'an'dır. Bizleri ebediyen bu lütfundan ayırma ya Rabbi. Sana sonsuz şükürler olsun ya Rab. Sen bütün mahlukata merhametli, bilhassa müminlere lütufkarsın. İnanmış insanlar olarak bizler de senin huzuruna geldik. Sana yönelip ellerimizi açtık. Yalvarıyoruz. Dualarımızı kabul eyleyip bizleri huzurundan boş çevirme ya Rabbi. Kıyamet gününün tek sahibi sensin. Bize orada lütfunla, merhametinle, ebedi saadetin ve cennetinle ikram eyle ya Rabbi. Yalnız sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz. Bizlere ilahi rahmet hazinenden bol bol yardım ihsan eyleyip, bizleri ibadetin, itaatin, hayırlı ve nurlu yolundan ayırma ya Rabbi. İman ve hidayet üzere devamlı olmayı, muttakilerin yolundan gitmeyi, şu kısacık dünya hayatımızı, iffetimiz, şerefimiz ve haysiyetimizle geçirmeyi nasip eyle ya Rabbi. Ey yüceler yücesi Allah'ımız! Alemlere rahmet olarak gönderdiğin sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, senin yüce zatından istediği bütün hayırlı ve güzel şeyleri biz de senden istiyoruz. Onun sığındığı her türlü kötülükten biz de sana sığınıyoruz. Hazreti Muhammed Mustafa hürmetine ibadetlerimizi, dualarımızı, hayır ve hasenatımızı kabul eyle ya Rabbi. Bizleri bağışla. İmanda, İslam'da, ibadette, hayır ve hasenatta daim kıl. Bizleri ilahi rahmetine erişen, iki cihan saadetine kavuşan kullarından eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, ilahi rahmetine sığındık. Merhametine güvendik. Bize acırsın, bizi affedersin diye ellerimizi açıp huzuruna geldik. Sen affedicisin, affetmeyi seversin, bağışlamayı seversin. Bizleri huzurundan boş çevirme ya Rabbi. Senden geldik.